Kendini tanımak kısa bir aradan sonra devam ediyor. Mehmet Sait Aytekin, kişisel gelişim ve iletişim uzmanıyla beraberiz. Tabii onun farklı çalışmaları var. Bu çalışmaların bir kısmını biraz sonra burada değerlendireceğiz, uygulamalarla göstereceğiz sizlere. Günlük hayatınızda sizi rahatlatacak birçok tekniği buradan öğrenebileceksiniz. Bunlarla ilgili sorunuz olursa lütfen 444-0378 nolu telefondan bize sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Bunun dışında 0555-888-7528 nolu WhatsApp telefon hattından da bize yazabilirsiniz. Bunları cevaplamaya çalışacağız. Tabii Mehmet Sait Aytekin'in çok farklı çalışmaları var. Kendisi Kişisel Gelişim Dünyası Derneği'nin başkanı Malatya'da. Bunun dışında Gaziantep'te ve İstanbul'da çeşitli eğitimler, farklı konularda kişisel gelişim ve diğer konularla ilgili eğitimler vermekte. Bunlardan birkaçını da biraz sonra burada söyleyeceğiz. Bu konulardan bir tanesi psikokinesiyoloji ve shiatsu dediğimiz farklı bir bilim dalı. Burada tabii vücut yapımızla ilgili bir takım düzenlemeleri yapıyoruz. Bunlarla ilgili de hocama hemen sorayım. Hocam bunlar nedir? İnsanlar bunu nasıl öğrenecekler? İnsan bedeni, yani taşıdığımız beden işte bir evrimden geçti yıllarca. Belki işte yüz binlerce yıl ya da milyonlarca yıl süren bir evrimde bir ortama doğayla uyum sağladı. Doğayla mücadelede bir biçimde işte evrimleşti vesaire. Fakat yaklaşık son 50-70 yıl falandır çok fazla elektromanyetik dalgaya maruz kaldı. İşte cep telefonları, uydu sinyalleri, televizyonlar vesaire buna benzer doğal olmayan ve tamam radyasyon olan, insan bedenini çok olumsuz etkileyen bir ortamda yaşamak zorunda kaldı insan bedeni. Bu da kendisiyle birlikte pek çok hastalık getirdi. Şeker gibi, kanser gibi hastalıklar getirdi. Ya da psikolojik anlamda kronik yorgunluk dediğimiz, sürekli yorgun hissetme. İşte pazartesi sendromu denilen şey. Yani. O tabii onun farklı psikolojik nedenleri de var. Pazartesi sendromunun özellikle. İnsanı yoran bir tek şey vardır. Dinlenmek. Çalışmak insanı asla yormaz ama dinlenmek yorar. Onun için tatilden dönen herkes yorgundur. Evet. Onun için pazartesi günü insanlar işlerine adapte olmakta zorlanırlar. Niye? 2 gün dinlenmiştir çünkü ondan. Çalışmak insanın biyolojik yapısına uygun olan şeydir. Onun için işte bize en iyi tanıyan ve yaratan öyle diyor. Bir işi bitirir bitirmez hemen diğer işe koyuyor. Bu psikokinesiyoloji dediğimiz şey insanın psikolojisinin kinestetik yapısına, biyolojisine nasıl yansıdığını, bu psikosomatik hastalıkların nasıl oluştuğunu, bunu nasıl önleyebileceğimizi bize anlatan bir bilim dalı. Şimdi cansız değil şu kalem dedim ya. Evet. Bunun bir mahiyeti var, bir de hüviyeti var benim de. Bunun hüviyeti kalem. Bunun mahiyeti ne peki? Bu atomlardan oluşuyor. Atom. İşte proton, elektron, nötron. Biraz daha aşağı indiğimizde madde bitiyor. Bu sefer enerji bu aslında. Kuark dediğimiz bir enerji. Atomları oluşturan. Atom bir altı. Onun bir altına inelim. Enerji de kalmıyor. Spin denen enerjinin gölgesi gibi bir şey kalıyor. Peki insan bedeni nelerden oluşuyor? İşte organlardan. Organlar hücrelerden. Hücreler dokulardan. Dokular atomlardan vesaire. Atomlar nelerden oluşuyor? Kuarktan. O neden oluşuyor? İşte spin'den. Sonuçta gördüğümüz her şey bir enerjidir. Ve Krylian diye bir Rus bilim adamı insanın enerji bedenini de çeken bir fotoğraf makinesi geliştirdi. İnsanın fotoğrafını çekiyor enerji bedeni. Etrafında yaklaşık işte yarım metre ile bir metre kadar açılıp daralan bir enerji beden de var insanda. Bunu biraz sonra burada ispatlayacağız zaten nasıl olduğunu. Evet. Bir genç kardeşimiz üzerinde. Çağıralım mı hocam? Birazdan çağıracağız. Tamam. Önce bu konuyu tam olarak bitireyim. Çok ilginç bir şey söyleyeyim bu konuda. Örneğin namaz kılan insanlarda o enerji bedeninin çok kalınlaştığını ve güçlü bir hale geldiğini. Yalan söylediğini, bunu biraz sonra bunu da deneyeceğiz. O enerjinin tamamen düştüğünü, zayıfladığını ve delindiğini görüyor durumda olacağız. Yine işte boy kilo oranı. Boy oran şu kilo. İyi de herkesin kemik yapısı aynı değil. Herkesin işte kas yapısı aynı değil. Dolayısıyla o boy kilo oranında tamamen bir hikaye olduğunu birazdan yine göreceğiz. İnsandan insana en sağlıklı kilosu değişir. Yine buna benzer testlerle insanın en sağlıklı kilosunun hangisi olduğunu öğreneceğiz. Peki hangi ilaç ya da hangi gıda maddesi insan için? Mesela ne deriz? Örneğin limon faydalı bir şey, doğru mu? Evet.
herkese aynı faydayı verir mi? Vermeyebilir. Salatalığın bir zararı olur mu insana? Olmaz sebze. Ama doğal ortamda yetişmemişse. Peki bunu test edebilir miyiz? Tespit edebilir miyiz? Bize ne faydalı, ne zararlı? Onu kendi bedenimiz üzerinde, kendi bedenimize sorarak öğrenebilir miyiz? Evet. Bunları göreceğiz ve enerjimizi neler düşür, neden yorgun hissederiz? Çok yorgun hissettiğimizde birkaç hareketle uykudan yeni kalkmış, dinlenmiş, zımba gibi olabilir miyiz? Bunu biraz öğrenelim bugün. Tamam. Ramazan'ı çağıralım. Sözlü kardeşimizi çağıralım o zaman. Evet, Ramazan, kamera stajyerimiz. Ramazan Bey, hoş geldiniz öncelikle. Tam karşımda durun lütfen. Ayaklarınızı bitiştirin sanırım. Evet, şu anda görüntüye girdik. İlkokul nerede okuyor? Bu arada özür dileyelim. Evet, hocam. Temsil sistemini, algı grubunu da birkaç soru sorarak tabii yapalım. Ki, tabii ki. Ölçmüş olalım. Çünkü dedim ya, her şey herkeste aynı şekilde geçerli değildir. Hı hı. Bütün genellemeler yanlıştır. Bu kurduğum cümle bile. İlkokul evet. Nerede okudunuz? Gazi Mubiş Öyküretim Okulu. Nerede bu? Battal Gazi ilçesinde. Sınıf öğretmeninin adı neydi? Sınıf öğretmenimin adı... Kaçıncı sınıftaki ona baban kaç kardeş? Babam 7 kardeş. 7 kardeş. En büyük amcanın eşinin adı nedir? En büyük amcam adı... Sol kolunu kaldır. Allah'ım. Hafif oynattı bunu, fark ettiniz mi? Evet. Oynatmasaydı sıkıntılıydı. Direkt onu kaldırdığında takıntılı, kuralcı, işte psikolojik rahatsızlıklara son derece açık bir insan. Kolunu kaldır lütfen, sol kolunu, öyle bekle. Eğeceğim izin verme. Öncelikle isterseniz şöyle mi dönelim izleyicilerimizin görmesi açısından? Evet. Hangi kolunu kullanıyorsa diğer kol üzerinden testi yapmalıyız. Ve yumruğunu sıktırmıyoruz, dikkat ederseniz. Hı hı. Çünkü bu bir kas testi değil. Bu bir enerji testi. Şimdi Ramazan'cığım, eğeceğim izin verme eğmeme. Eğmeme izin verme. İyi, çok güçlü maşallah. Şimdi bana dön lütfen. Kolunu bırak, biraz dinlersin kolun. Sadece bir hareket yapacağım. Bu enerjinin aynı zamanda bir akış yönü vardır. O akış yönünün tersinden bir hareket yaptığınızda... O enerji tamamen düşüyor. Şimdi onu Ramazan'da görelim. Bir de başka neler düşürüyor enerjimizi. Onları da görüyor durumda olacağız arkadaşlar. Evet, şöyle. Enerjinin ters yönünden, aktığı yönden tersine doğru enerjisi üzerinde bir hareket yapıyorum. O enerjisi üzerinde bir hareket yapıyorum. Ve göğüs ve mide üzerinde enerjisini dağıttığımda, böyle dağıttığımda. Şimdi tekrar kameraya Ramazan'cığım. Sol kolunu kaldır. Yere bak, hayır 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 de. Hayır hayır hayır. Şimdi eğeceğim izin verme lütfen kolunu. Hı hı. Evet. Enerji kalmadı. Tek parmağımla bile düşer. Tamamen bitti enerjisi. Evet. Tamamen bitti. Demin çok güçlüydü, genç. Ben de yaşlı bir adamım. Normalde indirememem gerekiyordu. Şimdi tekrar enerjisini nasıl güçlü hale getiririz? Onu bir öğretelim. Sonra neler enerjiyi düşürür, neler düşürmez, onunla ilgili konuşalım. De, evet. Konuşalım. Şimdi tekrar enerjisinin aktığı yönden. Enerji nasıl akar? Ayaktan aşağıdan yukarıya doğru gelir, arkadan gider. Aşağıya doğru iner. Bazen kesik olabilir insan enerjisi. Onu nasıl test edebiliriz, onları da görelim. Bazen de ters akar, tam tersine. Bu hareketi yaptığınızda çok güçlü olur. Doğrusunu yaptığınızda güçsüz düşer. Enerjisi ters akıyordur. Eleştirmen kişilikler böyledir. Şu hiçbir şeyi beğenmez. Her şeye bir bahane bulur. Siz ne derseniz tersini söylemeye ihtiyacı duyar. Onun enerjisi zamanda. Ters akıyor o zaman. Onun enerjisi kesinlikle ters akıyor. Eleştirmen kişilikleri de bu böyledir. Hı hı. Şimdi enerjinin o aktığı yönden yine o enerjiye yardım etmek amacıyla ne yapıyorum? Bu defa o şekilde bir hareket ediyor, yapıyorum. Şu şekilde bir hareket yaptım. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, insanlarda meridyenler vardır. Bu enerjilerin aktığı meridyenler vardır. Ve bütün meridyenlerin birleştiği bir yer vardır. K27 derir Avrupalılar buna. Biz B27 diyoruz. Evet. Neden B27 diyoruz? Çünkü böbrek toksinlerinin biriktiği yerdir. Şu kaburga kemiklerinin, bu köprücük kemiklerinden gelen şuraya doğru o kemik uçları vardır. Onların tam altında çukurluk bir alan olmalı. Hı hı. O çukurluk alanı her gün sabah kalktığınızda mutlaka ovun. Mutlaka ovun. Çok güçlü ve enerjik hissedeceksiniz. Muhtemelen birazdan ben Ramazan'ın koluna iki kolumla asıldığımda bile indiremeyeceğim. İki kolumla asılacağım ve gene indiremeyeceğim. Buraları önce biraz ovuyoruz, ovuyoruz, evet, ovuyoruz. Evet. Şimdi muhtemelen acıyordur. Çünkü böbrek toksinleri birikiyor burada. Ha, birkaç defa yaptıktan sonra Ramazan bunu, bunlar artık acımayacak. Çünkü o toksinler tamamen dağılmış olacaklar. Sonra aynı yere vuruyoruz. Bunu her sabah yapsak hocam ne olur? Her sabah yapsınlar, öğleleyin yapsınlar, akşam. Yorgunluk hissettikleri anda bunu yapsınlar. Yorgunluktan tamamen kurtulsunlar. Başka,
Yine burada kaburgalarımızın birleştiği yerden tam böyle göğsümüzün ortasında ucu çok acıyan bir kemik vardır. Oraya kadar yine aynı şekilde her sabah ve yorgunluk hissettiklerinde olsunlar bu şekilde olsunlar. O kemiğe kadar olsunlar, acıyor değil mi? Sonra aynı yere yine vursunlar ve tam iki göğsümüzün bittiği yerden kolumuzun ulaştığı yere kadar, koltuk altına kadar iki kaburga arasını olsunlar ve oraya vursunlar. Daha az gıdıklandıklarını fark edecekler o zaman. İşte o toksinlerden dolayı gıdıklandı. Şimdi yine kameraya dönelim Ramazancığım. Yukarıya doğru bak. Evet, 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 evet de bakalım. Evet, 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 evet. Harikasın. Kolunu kaldır şimdi. Eğeceğim, izin verme. Eğeceğim, izin verme. Evet. Evet. Evet hocam. İki kolumla bile asıldığımda indiremiyorum. Peki basit bir şey yapacağız şimdi Ramazan'da. Tekrar Ramazan'ın kolun. Şimdi tam tersini yapayım ki yorgunlukla alakası olmadığı görünsün. Kolunu kaldır lütfen. Kolunu kaldır. Sana ismini söylediğimde doğrusunu söyle. Sonra sana ismini söylediğimde Hatice'de, Fatma'da başka bir isim söyle. Ve diren, ikisinde de diren. Adın ne? Ramazan. Evet. Şimdi adın ne? Mehmet. Evet. Fark ettin mi güçsüzlüğünü? Tamam, enerjisi bitti. Bakın yalan söylediğimizde enerjimiz tamamen tükeniyor. Ve vücudumuz güçsüz düşüyor. Ve yorgunluk hissediyoruz. Yalan söyleyen insanlarda da bu. Kolunu tamamen bırak şimdi. Tamamen bırak. Şimdi başka bir şey yapacağız. Savaşa hayır ve barışa evet. Evet. İkisi de aynı anlama geliyor değil mi? Evet. Çok iyi. Ramazan'cığım kolunu kaldır. Yukarıya bak. Savaşa, pardon. Barışa evet, barışa evet, barışa evet de. Barışa evet, barışa evet, barışa diren, evet. Diren. Kolun diren tam olarak. Harika. Barışa evet demeye devam et ve direk. Barışa evet, barışa evet, barışa evet. Harikasın. Şimdi yere bak ve savaşa hayır de, savaşa hayır de. Savaşa hayır, savaşa hayır, savaşa hayır. Diren yine. Savaşa hayır, savaşa hayır, savaşa hayır. Tek var mı? Savaşa hayır, savaşa hayır. Hiçbir güç kalmadı. Aynı şeyi söylüyordu. Birinde evet diyordu, birinde hayır diyordu. Kullandığımız kelimenin olumlu ya da olumsuz olması bizim kendi enerjimizi etkiliyor. Kesinlikle etkiliyor. Ve dikkat edin, insanlar gelir ne derler? İşte size de danışmanlar geldiğinde. Evet. Bana hayır demeyi öğretin. Bütün insanlar hayır diyemediklerini düşünürler. Oysa o anda söyleyebilecekleri şeyi zaten söylemişlerdi. Evet. Hayır diyemedikleri için değil. Hayır diyemedikleri için. Hayır. Tabii. Söyleyecek, hayır söyleyecek. Peki, teşekkür ediyorum. Bunlar çok basit şeyler değil mi? Yani işte bizi yoran hayatta vesaire. Yediğimiz şeyler önemli mi? Kesinlikle evet. Çok önemli. Evet, bir de şey yapalım. Varsa bir tuzluk, bir de bir küp şeker de alalım. Ramazan'a neler faydalı, neler değil, onları bir görelim sevgili arkadaşlar. Herhangi bir markette ya da manava gittiğinizde işte GDO'lu mu, sağlıklı mı ya da bir şey yiyeceksiniz. Size zararlı mı, faydalı mı? Hani birileri bir takım yiyecekler falan tavsiye ederler ya bize. Evet, evet. Şunu yersen şöyle olur, bunu yersen böyle. Ona faydası olmuştur ama acaba bize faydası olacak mı? Hı hı. Ona bir bakalım. Şimdi Ramazan üzerinde yine testlerimizi yapmaya devam edelim. Şurada soğan, domates ve salatalık var. Öncelikle isterseniz bir salatalığı test edelim. Hı hı. Orijinal mı? İşte ilaç kullanılmış mı? Ya da GDO'lu mu vesaire, bunları öğrenelim. Hı hı. Bu testi yapmak için alacağımız gıda maddesini tam olarak midemizin üzerine koyuyoruz. Midemizin üst kısmına, diyaframa yakın olan bölgesine şu şekilde, şöyle durun. Bir arkadaşınızla ya da eşinizle birlikte alışverişe gittiğinizde alacağınız şeyi biriniz sağ kolunuzla, sağ avucunuzun içine alın ve buraya koyun, böyle yerleştirin. Diğeri kolunu kaldırsın ve direnmeye çalışsın. Eğer sağlıklıysa bu salatalık ve sana zarar vermiyorsa kolundaki direnç çok iyi olacak. Ama eğer zararlıysa direnç düşecek. Şimdi bakalım direnç şimdi. Evet, çok iyi salatalık. Hem sağlam hem de sana çok faydalı. Bakalım domates için aynı şeyi söyleyecek miyiz? Aynı yere koyalım. Evet, bakalım. Evet. Domates de iyi, zarar yok. Bir de soğana bakalım. Çok faydalıdır ya soğan. Evet. Bakalım Ramazan Bey'e yarıyor mu? İzleyicilerimiz görüyor mu? Şöyle, tam. Evet, biraz daha şöyle, tam şurada hissedeceğin şekilde. Evet. Şimdi diren. Evet, soğan yaramıyor Ramazan'a. Çok ilginç. Evet. Soğan yaramıyor ya da bu soğan problemli. İkisi de olabilir. Peki, kolu yorulmuş olabilir mi? Ondan da olabilir. Bakalım. Şu şekeri koysun. Şeker zararlı ya insanlara. Bir koy bakayım tam olarak. Ama dokunsun böyle. Koy üstüne. Şimdi diren Ramazan. Evet, şeker çok zararlı. Kolu tamamen gitti.
Şimdi tuz bakalım faydalı mı değil mi? Herhangi bir kabın da içinde olabilir yani. Sorun değil. Şimdi bakalım eğmeye çalışacağımız önemli. Evet, tuz da zararlı. Peki kolu mu yoruldu yoksa? Bakalım salatalığı koy lütfen tekrar. Evet, diren. Evet. Evet, yorgunluktan kaynaklı değil. Hangisi faydalı, hangisi zararlı ondan kaynaklı. Domates ve salatalık. Kolunu bırakabilirsin. Bu farklı kişilerde farklı sonuçlar yaratabilir. Kesinlikle farklı kişilerde farklı sonuçlar yaratabilir. Mesela o şeker. Herkeste zararlı değildir yani. Ya da tuz her insana zararlı değildir. İlaçlar da öyle. Her ilaç aynı insanda aynı etkiyi yaratmaz. İlaç alacakları zaman da aynı testi yapsınlar. Faydalı olup olmadıklarını, zarar verip vermediklerini çok kolay bir biçimde görecekler. Evet, görebilirler. Görebilirler. Bu tabii işin psikokinesiyoloji kısmı. Çok daha fazla uzatabiliriz. İşte konsantrasyonumuz dağıldığında nasıl yaparız, onları da konuşalım nasıl hocam. Alırız vesaire. Çok uzun. Ancak bir de sonra konuşalım. Shiatsu tarafı var ki hani şu bel çekme, şu bu falan filan. Evet, evet. Onlar sakat şeyler. Sadece kendi kendinize yapacağınız en ağır bel fıtığınızı bile yok edecek çok basit hareketler var. Öyle sizi zorlayacak falan şeyler de değil. Mesela? Özellikle shiatsu'da bu böyledir. Tabii bunu şu anda çok imkanımız yok burada gösterecek ama bu alanda problem olan insanlar müracaat ettiklerinde kesinlikle yardımcı oluruz. Dediğim gibi dokundurtmayın belinize. Ameliyat olarak da işte diğer o çekme mekme de sadece kendinizin yapacağı çok basit hareketlerle sonsuza kadar bel fıtığından kurtulacaksınız ve asla bir daha bel fıtığı olmayacak. Evet. Hocam, evet. Teşekkür ederiz. Biraz yani kısaca bunlar. Ramazan'a da teşekkür Ramazan ediyoruz. Ramazan Bey çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ramazan Bey bu arada işitsel. İşitsel, evet. İşitsel. Duyduğu şeyleri, dinlediği şeyleri çok daha iyi anlıyor. Fakat biraz daha görsel de olması gerekiyor. Çünkü görsel bir dünyada çalışıyor. Görsel bir dünyada ve kameraman olacak ileride inşallah. Değil mi? İnşallah hocam. Tamam. Teşekkürler Ramazan. İyi programlar hocam. Sağ olasın. Evet sevgili izleyenler, Kendini Tanımak programında kişisel gelişim ve iletişim uzmanı Mehmet Aytekin bize ne zarar verir, ne faydalıdır? Yiyeceklerle ilgili bir takım uygulamaları burada Ramazan kardeşimizin üzerinde yaptı. Bununla birlikte kronik yorgunluk çektiğimizde neler yapmalıyız? Kendi kendimize bu yorgunluğu nasıl üzerimizden atarız? Bununla ilgili çok basit tekniklerle bunları gösterdi. Bu ve bundan daha fazlasını biraz önce de kendisinin söylediği gibi shiatsu gibi bir takım bilimsel yöntemleri de kendi derneği içerisinde, Kişisel Gelişim Dünyası Derneği içerisinde zaten insanların faydasına kullanmaya devam ediyor. Hocam başka konular var tabii sizin alanınızla ilgili. Kişisel gelişim alanındayız. Kişisel gelişim alanında şöyle bir şey var. Geçenlerde ben Khan Akademi diye bir akademi var. Avrupa, Amerika menşeli ama bunu ortaya çıkaran Müslüman bir insan orada yaşıyor. Onun söylediği bir şey var. Diyor ki tek bir şey bilmelisin, her şeyi öğrenebilirsin. Eğer sen tek bir bunu biliyorsan, tek bir buna inanıyorsan her şeyi öğrenebileceğini de inanmalısın. Her şeyi öğrenebilirsin. Her şeyi öğrenebilir miyiz? Şunu biliyoruz bir defa. Bir insanın öğrenebileceği her şeyi uygun koşullar ve uygun eğitim metotları uygulanarak her insana öğretebilirsiniz. Evet. Peki insanın öğrenmesinin bir kapasitesi var mı? Var mı? İnsanın öğrenmesinin bir kapasitesi var. Ancak o kapasiteyi zorladığında bir o kadar daha kapasitesi oluyor. Çok ilginç yaratmış Allah. Mükemmel bir şey o zaman. Bakın zorlayın siz. Öğrenme kapasitenizi zorlayın. Nasıl zorlayacaksınız ama? 120 yıl yaşasanız, her saniye 9 yeni şey öğrenseniz, ömrünüzün sonuna kadar beyninizin öğrenme bölümünün 5'te 1'ini kullanmış olmazsınız. Yani hafızayı o anlamda doldurmamış oluyoruz. Sadece hafıza değil bahsettiğim şey. Ha, sinir sistemiyle ilgili. Bir de bilgi, bilgi ve bilgelik farklıdır biliyorsun. Yani evet. Bilgi yüklenebilirsiniz. Malumat fırış olabilirsiniz. Bilgisayar ama, dolu bilgi zaten. Tabii. Bilgeleştikten sonra artık bilginin kendisine dönüşürsünüz. İşte o kapasiteyi zorlamak budur. Evet. Peki bilginin ya da bilgeliğin uç noktası neresidir? Hiçbir şey bilmediğinin farkında olmak. Neden böyle? Aslında öğrenmek bize neyi öğretir? Ne kadar az şeyi bildiğimizi öğretir. Gerçek bilgi deryasını düşünün. İnsanlığın bütün bilgisini bir araya getirin. Bakın
bizim güneş sistemimiz içerisindeki galaksileri de hatta, şeyleri pardon, gezegenleri de tanımıyoruz. Ki içinde bulunduğumuz galakside 450 milyar tane bizim güneşimizden daha büyük güneş var ve etrafında onlarca galaksi var. Hatta çok gezegen var. Çok ilginç bir şeydi. Mesela dünyada şu domates kadar bir elmasa sahip olan elmas dünyanın en zengin adamı oldu. Evet. Dünyadaki bütün elmasları toplayın bu kadardır işte. Tamamı elmas olan bir gezegen keşfedildi. Tamamı elmas. Tamamı elmastan oluşmuş bir gezegen. Daha yeni yeni. Biz hani çok biliyorum diye yürüyenler var. Biz de bazen değil mi? Allah korusun. Evet. Biliyoruz falan. Yok öyle bir şey. Bizim bildiğimiz, bilmediğimizin yanında toz bile değil, zerre bile değil. Öyleyse insanı, insan yapan o entelektüel derinliğini geliştirebilme becerisi ya, insanın sürekli yapması gereken şey öğrenmek. Akşam kafayı yastığa koydunuz, uyuyacaksınız. Bir düşünün, bugün yeni ne öğrendim? Bir şey öğrenmediyseniz eğer, kalkın hemen yeni bir şey öğrenin, ondan sonra yatın. İşte Sahra Çölü kaç kilometre? Nepal'de 8000 metreden yüksek kaç dağ var? İşte Çin'de ne kadar insan yaşar? Dünyada şu anda yaşayan dinler neler? Bir şeyi öğrenin, öyle yat. Peki, öğrenmek nedir? Öğrenmek nedir? Öğrenmek, insanlık tarihi boyunca işte gelmiş geçmiş bütün filozofların ortaklaştığı tek bir şey vardır öğrenmekle ilgili. Herkes farklı şeyler söylemiş ama şu konuda hepsi hemfikir. Öğrenmek, değişmektir. Bilgileriniz sizi değiştirmiyorsa, hangi anlamda değiştirmiyorsa? Hayat. Dört şey. Hı. Sizi daha mütevazi kılmıyorsa, size çok daha fazla şükrettirmiyorsa, hı hı, özür dileme becerinizi daha çok geliştirmiyorsa, evet, ve davranışlarınızın sorumluluğunu alma bilincinizi geliştirmiyorsa, o değişimde de yön açısından bir yamukluk vardır, bir sapma vardır. Değişim nereye doğru olmalı? Mütevazi olmaya doğru, cehaletini itiraf etmeye doğru, daha çok şükretmeye doğru. Hı hı. Şükretmemizi engelleyen şey nedir peki? İşte psikolojik problem yaşayan insanları düşünün. Ortak özelliği nedir? Yokları sayarlar. Olumsuza odaklanır. Tabii tabii. Üç tane yok vardır hayatında. Hayatının sonuna kadar onları sayar ve mutsuz olur. Varları bir saysa, sahip olduklarını bir saysa, ömrünün sonuna kadar onları tüketemeyecek. Yani demin söyledim ya, spinden, kuarktan başla. Her sabah kalktın gözlerini hala görüyor ve üstelik sen yaratmadın onları. Hala yürüyebiliyorsun, hala konuşabiliyorsun, hala aklın var. Ya aklını kaybetseydin sabah kalktığında? Hala aklın var. Bir hastalığın olabilir, bir ortopedik anlamda bir sıkıntın olabilir. Bir şekilde bir çözülür, ilacı vardır, şudur budur. En kötüsü ölürsün. Gerçek hayatta yaşamına devam ettirirsin. Ya aklın yoksa? Ya aklın yoksa? Orada duracaksın. Sen mi yarattın aklını? Şeytan kendi yaratmadığı bir şey üzerinden övündü ya hani. Evet. Ondan sonra işte kovuldu. Aklı üzerinden övünen bir insan düşün. Kibirlenen değil mi? Tabii, tabii, tabii. O da aynı şekilde. Peki akıllı bir insan aklı üzerinden kibirlenir mi? Hayır. Muhtemelen zekidir, akıllı zannediyordur. Çünkü akıllı insan parçayı bütüne, yani her şeyi Allah'a bağlayandır. Allah'a çıkar hayatından, geriye bir şey kalmaz. Evet. O adamın. Zaten insan öyle değil mi? Allahsız bir hayat tasavvuru hayatı inşa ettirmiyor insana. Hayatı mahvettiriyor. Alıyor götürüyor. Evet. Peki hocam. Bir yine ara vermemiz gerekiyor. Sözünüzü balla keselim. Tamam. Sevgili izleyenler, Kişisel Gelişim Dünyası Derneği Başkanı Mehmet Sait Aytekin, kişisel gelişim ve iletişim uzmanı olarak programımızda birçok farklı konuya değindik. Üçüncü bölümde de size farkındalık zamanı diye küçük bir
seslendirme ve görüntü hazırlamıştık. Bilimsel çalışmaları orada anlatmaya çalıştık, özetlemeye çalıştık. Onunla 3. bölümde başlayacağız, onu yorumlayacağız, mutluluğu konuşacağız. Mutlu olmak için neler yapmalıyız? Bunları konuşacağız. Yüzümüzün daha fazla gülebilmesi, gülümsemesi için, hayatımızda daha fazla olumlu şeyleri görebilmek için neler yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Kısa bir aradan sonra burada sizinle olacağız.